Merhaba arkadaşlar, Gülsü ve kanalın başka videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bu Audi A6, A7, işte belki A8'e de oluyordur muhtemelen. Ler için bu tur zamanlayıcısını nasıl açarsınız onu göstereceğim. Biraz yakında çekim alabilir miyiz buraya? Burada arkadaşlar bu tur zamanlayıcı dediğimizde sadece bu lap timer gibi düşünmeyin. Tur zamanlayıcısıyla beraber aynı zamanda sol tarafa turbo göstergeniz, sağ üstte yağ sıcaklığınız, ortaya hızınız ve manuelle kullanırken orta tarafa tam şuraya da vites ışıklarınız gelecek. Bu BMW'lerde ve hani BMW'lerde yapılır bu kodlama. Vites ışıklarını gösterir. Bu arabada da RS kadranı gibi oluyor bu menü. Şuraya bir menü eklenecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dis menüsünün altına tur zamanlayıcısı diye bir menü ekleniyor. Bunun altında da dediğim şeyleri görüyorsunuz. Bunun nasıl olduğuna dair şimdi videoyu koyuyorum. Nasıl görüneceğine dair. Şimdi izlerseniz hiç vakit harcama kaybetmeden kodlamamıza geçelim. Buradan select diyeceğiz. Bir yakın çekim alalım. Orayı netleyeceğim. Buradan arkadaşlar select diyoruz. Okey. Buradan 17 instruments. Burası yüklendikten sonra 07 coding. Long coding helper. Buradan byte 1. Bit 3. Lap timer aktif. Şeyini arkadaşlar tıklıyorsunuz. Exit diyorsunuz. Siz do it diyorsunuz. Ben cancel diyorum. Zaten açtığım için denemek amaçlı açmıştım zaten. Size de göstermek için de koymuştum. Buradan do it dediğiniz anda buraya bu menünün içine arkadaşlar tur zamanlayıcısı menünüz gelecek. Ve bu tur zamanlayıcısı menüsünün içinde dediğim gibi güzel özellikleri göreceksiniz. Hani o turba basınca anlık güncellenecek zaten. Videoda gördünüz. Hani gaza basma durumunuza göre böyle milisaniyelik falan güncelleniyor bu ekran. Onun dışında vites atma ışıkları çok güzel. Fakat işte dizel arabada vites atma ışıkları çok manasız oluyor. Araba 4500 devir çeviriyor. Hala vites lambaları yeni yeni yanmaya başlıyor. Hani şurada yağ sıcaklığını görmek güzel. Bu arabada çünkü başka türlü bak yağ sıcaklığını gösterebilirsin. Bak orada görünmüyor orası. Şurada çarpı nokta 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 gözüküyor şu anda. Şurada çizgi 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 görünüyor. Bu arabayı çalıştığınızda ve arabanız 50 derecenin üstündeyken sıcaklığı gösteriyor. Bu arabada yol bilgisayarı üzerinden yağ sıcaklığı görünmüyor zaten arkadaşlar. O yüzden hani burada yağ sıcaklığını göremiyoruz. Burada yağ sıcaklığını görebileceğimiz tek yer tur zamanlayıcısının içinde. Evet arkadaşlar, bu kodlamamız da bu kadar. Dediğim gibi hani yapmanızı tavsiye ederim. Eğer bu aracınız varsa araca güzel bir özelliktir. Hani hoş bir alt menüdür. Hani bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Diğer videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın.